Herkese merhaba değerli arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arap sabunu ile evinizin birçok yüzeyini temizlemenin püf noktalarını göstereceğim. Birincisi, kirlenmiş bir ocağı kolay bir şekilde nasıl temizleyebiliriz? Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi oldukça sararmış. Şöyle yemek lekeleri var. Şöyle kurumuş yemek lekeleri var. Şöyle gördüğünüz gibi kurumuş yağ lekeleri var. Şimdi ilk önce ocağın üstünden demirleri alıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça kirlenmiş. Demirleri aldıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, kenarlar daha da kirlenmiş. Demirleri aldıktan sonra şimdi hemen temizliğimize başlayalım. Şöyle bir sprey bidonun içerisine bir çay bardağı elma sirkesi, yarım çay bardağı su alacağım. Şöyle yarım çay bardağı normal su. Bunun üzerine bir kapak Arap sabunu dolduruyoruz. Şöyle bir kapak dolusu. Bunu güzelce çalkalıyoruz. Karışımı sıkmadan önce ocağın üzerine şöyle bir kabasını alıyoruz bir bezle. Kabasını aldıktan sonra hazırladığımız karışımı ocağın üzerine püskürtüyoruz. Özellikle şu sarı lekelerin üzerine bol bol püskürtüyoruz. Kurumuş yemek lekelerin üzerine bol bol püskürtüyoruz. Bolca püskürttükten sonra süngerin yeşil kısmıyla şöyle güzelce temizliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle kolaylıkla çıkıyor hemen. Şu araları eski bir diş fırçasıyla temizleyebilirsiniz. Diş fırçasıyla şuraları. Güzelce temizledikten sonra tekrar
bir bezle siliyoruz. Bezi bir yıkayacağım. Bezi yıkadıktan sonra yine şöyle sileceğim. Güzelce sildikten sonra demirlerini koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, pırıl pırıl tertemiz oldu. İkincisi, dibine yanmış tencereyi temizlemek için içerisine yine bir kapak şöyle Arap sabunu gezdiriyoruz. Daha sonra yaklaşık bir yemek kaşığı limon tuzu. Bunun üzerine yarım çay bardağı kadar beyaz sirke. Ocak temizliğinden artan karışımı da bunun içerisine dökeceğim. Ocağı aldıktan sonra altını açıyorum. İçerisi temizlenene kadar güzelce bunu kaynatıyoruz. Kaynamaya başladı. İçerisi iyice temizlenene kadar kaynatıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kaynadıkça yumuşuyor, yanıklar çözülüyor. Şöyle göstereyim. Kolaylıkla temizleniyor. Şöyle kenarlarında da yanık varsa karışımı şöyle gezdirin. Oralarda yumuşasın. Şöyle gördüğünüz gibi neredeyse bir şey kalmadı. Şöyle tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi neredeyse temizlendi. Şimdi sadece bir süngerle temizleyeceğiz. Şimdi altını kapatıyorum. Altını kapattım. Şöyle içerisindeki tortular lavaboya tıkamasın diye tortularını alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi neredeyse bir şey kalmamış. Şimdi sadece bir süngerine gördüğünüz gibi hemen çıktı.
Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şöyle tekrar göstereyim. Pırıl pırıl oldu gördüğünüz gibi. Üçüncüsü, artık çöpe atmayı düşündüğünüz sararmış, matlaşmış, süt bulaşığı gibi gözüken bardaklarımızı pırıl pırıl nasıl parlatabiliriz? Şöyle bardakları göstereyim arkadaşlar yakından. Gördüğünüz gibi şurada sarı lekeler var. Şöyle oldukça matlaşmış ve süt bulaşığı gibi gözüküyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle bardakları kenara alalım. Şöyle büyük bir tencerenin içerisine bezi seriyoruz. Daha sonra bardakları içerisine şöyle düzenli bir şekilde yerleştiriyoruz. Bardakları tencerenin içerisine düzenli bir şekilde yerleştirdikten sonra üzerine şöyle bir yemek kaşığı dolusu çamaşır sodasını şöyle gezdiriyoruz. Daha sonra bir kapak Arap sabunla yine bardakların üzerine aynı şekilde gezdiriyoruz. Üzerini geçecek kadar su dolduruyoruz. Biraz da şöyle bardakların içine doldurun suyu. Ocağı aldıktan sonra altını açıyoruz. Suyun çabuk ısınması için biraz fazla açtım altını. Su ısındıktan sonra tekrar altını kısacağım. Su kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. Yaklaşık 5-6 dakika daha kısık ateşte kaynatıyoruz. Dakikada kısık ateşte kaynattıktan sonra altını kapatıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra şimdi soğumaya bırakıyoruz. Su soğuduktan sonra şimdi aynı su ile şöyle süngeri bandırıp suya bardakları güzelce yıkıyoruz. Kenara alayım. Şimdi bardakları kuruluyoruz. Daha sonra deterjanla
bulaşık deterjanıyla tekrar şöyle bol köpüklü olacak şekilde yıkıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oluyor. Bir de şöyle kurulayıp göstereyim. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Dördüncüsü, çatal kaşıkları parlatmak için çatal kaşıkları bir tencerenin içerisine koyuyoruz. Daha sonra üzerine yaklaşık 1-2 yemek kaşığı karbonası şöyle serpiştiriyoruz. Bunun üzerine yaklaşık yarım çay bardağından fazla beyaz sirke şöyle üzerine gezdiriyoruz yine. Bunun üzerine yine bir kapak Arap sabunu yine böyle üzerine gezdiriyoruz. Üzerine geçecek kadar su dolduruyoruz. Üzerine geçecek kadar olsa yeterlidir. Bu kadar yeterlidir. Ocağı aldıktan sonra altını açıyoruz. Su kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 5-6 dakika daha kaynatacağız. Su kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum. Yaklaşık 5-6 dakika daha kısık ateşte kaynatıyoruz. 5-6 dakika daha kısık ateşte kaynattıktan sonra altını kapatıyoruz. Şimdi soğumaya bırakıyoruz suyu. Su soğuduktan sonra yine aynı su ile çatal kaşıkları güzelce yıkıyoruz.
baharatı şöyle kenara alacağım. Daha sonra çarpma kaşıkları önce bir duruluyoruz. Duruladıktan sonra tekrar deterjanla böyle bol köpüklü olacak şekilde tekrar yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışıl ışıl pırıl pırıl oldular. Beşincisi, altı sararmış kararmış tencereyi nasıl parlatabiliriz? Tencereyi temizlemenin size şöyle önceki halini göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kararmış sararmış bir şekilde. Şimdi tencereyi kenara alalım. Şöyle bir kasanın içerisine yaklaşık bir yemek kaşığı kadar karbonat, üzerine bir kapak Arap sabunu, daha sonra şöyle yarım limon keseceğim. İçerisine şöyle yarım limon sıkıyoruz. Limonu da içerisine sıktıktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Şöyle kestiğimiz limonu tencerenin üzerine şöyle sürüyoruz. Limonun asitik özelliği yüksek olduğundan lekeleri yumuşatır. Şöyle limonun üzerine gezdirdikten sonra teli hazırladığımız karışıma bandırıyoruz. Şimdi bir durulayalım. Thank you.
Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, pırıl pırıl tertemiz oldu. Altıncısı, sararmış fayans ve derz aralarını nasıl temizleyebiliriz? Karışım hazırlamak için ilk önce çok az bir şey su ısıtacağım. Su kaynatıp bir bardak sıcak su alacağım. Daha sonra bu sıcak suyun içerisinde bir yemek kaşığı dolusu çamaşır sodasını eritiyoruz. Çamaşır sodasını erittikten sonra suyu soğumaya bırakıyoruz. Su soğuduktan sonra şöyle sprey bir bidonun içerisine dolduruyoruz. Bunun üzerine şöyle, ben göz karayla yapacağım. Siz yarım çay bardağı doldurun. Yarım çay bardağı da bulaşık parlatıcısı. Bunun üzerine yine bir kapakta Arap sabunu dolduruyoruz. Daha sonra ağzını kapatıyoruz. Güzelce çalkalayıp şöyle fayanslara bolca püskürtüyoruz. Ben örnek olarak gösteriyorum. Siz detaylı olarak temizlersiniz arkadaşlar. Daha sonra süngerin geçir kısmıyla temizliyoruz. Fayanslar ve derz aralarını güzelce bu şekilde temizledikten sonra bir bezle siliyoruz. Bezi yıkayacağım. Bezi yıkadıktan sonra tekrar yine üzerinden yine sileceğim. Fayansla derz aralarını bu karışımla pırıl pırıl temizleyebilirsiniz. Yedincisi, yağlı ve sararmış mutfak dolaplarında yine bu hazırladığımız karışımla temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız mutfak dolaplarına bu karışımı püskürdürken çok hafif püskürdüm. Çok fazla püskürtmeyin. Çünkü çok fazla püskürtürseniz dolap kapaklarında şişme yapabilir. Şu aralarından sızarak şişme yapabilir. O yüzden çok az püskürterek temizleyin. Veya bu karışımı küçük bir kovanın içinde hazırlayın. Bezi sıkarak mutfak dolaplarını o şekilde temizleyin. Çünkü bu karışımı çok fazla püskürtürseniz şu aralardan sızma yapar. Kapakları şişirir. O yüzden küçük bir kovanın içinde hazırlayın bu karışım. Bezi güzelce sıkarak kapakları bu şekilde silin. Evet değerli arkadaşlar,
Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.